Hepinize selam millet. Ben Kerem. Bugün sizlerin karşısında Scratch 2 ile devam ediyorum. Konuşamadım. Scratch 2 ile devam ediyorum. Bugün Scratch 2'nin ikinci videosunu çekiyorum. İlk önce biz kendimize bir menü hazırlamıştık. Play butonumuz vardı. Sonra info butonumuz vardı. Burada oyunumuzun YouTube butonu her resimde farklı yerde bulunmaktadır. Butonu bulduktan sonra üstüne tıklamanız yeterlidir. Ben oyunun infosunu burada yazdım. Ondan sonra oyunumuzun devamını gelin birlikte getirelim. Şimdi ilk önce ben önceki videodan farklı olarak normalde mouse'umuz üstüne getirdiğim zaman sarı renge bürünüyordu. Şimdi ben bir kısımda bir küçültme yaptım. Bunu nasıl yaptım? İlk önce ondan bahsedeyim. Geri gelelim. Bakın bunda da oluyor aynı şekilde. Şimdi bir tanesine tıklayalım. Kuklalar bölümünden. Bakın şimdi buna göre daha küçük. Bunu nasıl yaptım? Şuradaki küçültme butonuna tıklayarak küçültüyorsunuz. Ve bir defa tıkladığınızda birazcık daha küçüldü. Bakın daha çok küçülüyor. Bu şekilde yaptım. Siz de böyle getirebilirsiniz devamını. Şimdi oyunumuz nasıl bir oyun olacak? Bir resim koyacağız oyunumuza. Bu resimde gizli bir tane bir şeyi bulma odaklı. Anlatamadım. Birazdan göstereceğim. Bir resmin içinde küçük bir resmi bulacağız. Resimler tamamen karma karışık bir resim olacak. Bu şekilde yapacağız. İlk önce yükleyelim bir resmimizi. Evet, resmimizi yükledim. Resmimizi dediğim gibi play butonu. Şimdi buna komutlarımı vereceğim. Oyuna başladığım zaman direkt bu burada duruyor. Durmasını burada istemiyorum. O yüzden ne diyeceğim? Olaylar. Dekorları koyalım şöyle. Tamam. Şimdilik iki tane dekorumuz var. Üçüncü dekoru da şimdi koyacağım. Bu kalsın. Görünüm. Light dekor olduğu zaman görün dedik, pardon. Özür diliyorum. Bizden şunu da stripes yapalım. Bu da kalsın burada. Şimdi tekrardan bakalım. Evet, ikisinde de yok. Evet, şimdi gizledik. Şimdi yeni bir dekor ekleyeceğim. Evet, dekorumu ekledim. Dekorum ilk başta level olarak mantıken yapacağım. İlk başta bembeyaz bir yerde kırmızı bir şey bulma odaklı. Tamamen kolay bir bölümümüz olacak. Mesela evet, bu şekilde bir büyüttüm. Seçtim ve aşağı çekerek büyüttüm. Birazcık da yana ettim ki görüntü tamamen bozulmasın diye. Şimdi bir deneyelim bakayım. Play butonumuza tıklıyorum. Diyorum ki bizler olaylara geliyorum. Bu kukla tıklanınca, yani kendisine tıkladığımız zaman görünüm bilmem ne dekoruna geç. Bu dekorumuzun adı buymuş. Numaralandırılmış şekilde. Evet. Tekrardan bakıyorum. Bu butona tıkladığım zaman bu dekora geçti. Ama bir hatamız var. Bu iki buton hala burada duruyor. O yüzden butona tekrar diyorum. Diyorum ki bu dekor olunca, hatta yerini de göstereyim olaydan. Dekor olunca dekorumuzu, üçüncü dekor yapıyorum. Görünmek yerine gizlenmesini istiyorum. Evet, tekrar deneyelim ve gizlendi. Şimdi aynısını bunun için yapacağım. Tekrardan göstererek yapayım. Dekor bu üçüncü dekor olunca sen gizlen diyorum. Ve bu da gizleniyor gördüğünüz gibi. Şimdi bizim buraya YouTube butonumuzu eklememiz lazım. YouTube butonuna diyorum ki dekorum bu olunca lütfen görün diyorum. Ve tekrardan başlattığım zaman kocaman görünüyor. Şimdi bizim bunu küçültmemiz ve bir yere saklamamız lazım. Tabii ilk bölüm olduğu için o kadar da saklamamıza gerek yok. Biraz küçültelim ama yine de. Tamam, şimdi şunu nereye koyalım? Tamam, çok önemli değil ya. Şöyle koysak da olur, göz önünde dursun. Şimdi ben buna diyorum ki bundan bir sürü kukla yapacağız. Ne kadar bölüm varsa o kadar kukla yapacağız. Öyle ayrı ayrı yapacağım. Şimdi ben buna diyorum ki şunlar yukarıda kalsın gözümüzün önünde. Bu buton tıklanınca, evet bu kukla tıklanınca diğer dekora geçeceğim. Şimdi diğer dekor, evet yükledim. Bu dekorum da bu. Yani bulabildiğim kadar karma karışık dekorları bulmaya çalışıyorum. Şimdi bunu tekrardan daha deminkinin yaptığım gibi büyüteceğim. Sağ çekebildiğim kadar çekiyorum. Sonra gerisini aşağı çekmek zorundayım. Evet. Tamam diyelim. Oyuna başladık. Bu geldi. Şimdi diyorum ki buna diziler. Bu kukla tıklanınca şu dekora geç. Dördüncü dekoruma geç. Pardon.
Çok çok yanlış oldu. Bu kukla tıklanınca görünümden bakacağız ona. Bu dekora geç diyorum. Bakın direkt dördüncü dekora kendisi alıyor zaten. Tekrar deneyelim. Bu dekora tıkladık. Buna tıkladık. Ve dekora geçti. Şimdi bu yine burada. Bunu diyeceğim ki tekrardan yeni kopyasını çıkartıyorum. Diyorum ki dördüncü dekor olunca gizlenmeni istiyorum diyorum senin. Dördüncü dekor olunca gizlen. Deniyorum. Tıkladım ve geldi. Şimdi yeni bir tane daha bundan ekleyeceğim. Onun yerine direkt kopyasını çıkartalım. Evet. Ama şey kopyasını çıkarttığımız için buradaki bütün şeyler aynı. Şimdi o yüzden bunu kaldıracağım. Ve de bunu kaldıracağım. Şimdi tekrar bakıyorum. Tıkladım. İki tane oldu. Bu sefer bunu diyorum ki üçüncü dekorda gizlenmeni istiyorum diyorum. Olaylar. Dekor bu olunca şu üçüncü dekorumuz olunca lütfen gizlen. Tekrar bakıyorum gizlendim mi? Gizlendi. Tekrar tıkladım dekoruma. Dördüncü dekorumuza gelelim şimdi. Şimdi ben dördüncü dekorumuzu yapalım. Dördüncü dekor olunca var bak. Bunlar ikisi aynı olmuş. En son yaptığımızı kabul ediyor. O yüzden bunu atıyorum. Burayı görmemişim. Dekor dördüncü olunca görünmeni istiyorum senden. Çünkü sen dördüncü dekorumuzun bulunması gereken bir butonsun. Tekrar bakıyorum. Buna da tıkladım ve burada. Şimdi şurayı biraz büyütebiliyor muyum? Bunu büyütmem gerekiyor. Hayır. Bunu az da olsa büyütmem gerekiyordu sanki ya. Öyle bir şey vardı. Ama büyütmem gerekiyor. Küçültebiliyoruz. Kod alanını büyütebiliyoruz ama ben bunu sanki daha çok ha, şu şekilde büyütebiliyoruz. Evet. Bu şekilde oyunumuz biraz kötü görüntü oldu. Tamam. Şimdi bu play butonunu tekrar saklayacağım ama bu sefer küçülteceğim bayağı. Bunu bayağı küçülteceğim. Yine belli olacak. Yapacak bir şey yok. Nereye saklayalım? Az biraz. Tamam böyle saklayalım. İlk bölüm olduğu için kolay olsun diyorum. Yani karışık bir şey yüklemedim daha resim olarak. Şimdi bunu da tamamladığımızı farz edelim. Buna da tıklıyoruz. Ne diyoruz? Bu kukla tıklanınca bir başka dekora geçeceğim. Şimdi yeni dekoru daha yükleyeceğim. Evet, zorlanacağımız dekorlara geçmiş bulunmaktayım şu anda. Bunun haricinde artı iki tane daha dekor koyacağım. Şimdi şunu aşağı çekip büyütüyorum ilk önce. Büyür müsün? Tamam. Şimdi birazcık aşağı çekip görüntüyü bozmak durumundayım. Evet. Tamam şimdi buna tıkladık. Buna tıkladık. Buna tıklıyorum. Ama yerine geçmiyor. O yüzden çünkü dizeyi yazmamız gerek. Çünkü bu kuklaya tıklanınca hemen görünümden bu dekorun adı biraz uzunmuş. Bu dekora geçmeni istiyorum. Bu dekora geç. Bakalım olacak mı? Buna tıkladım. Buna tıkladım. Buna tıkladım. Evet, gördüğünüz gibi oldu. Şimdi ben diyorum ki bu dekor olunca gizlenmeni istiyorum diyorum. Çünkü bunun için tekrar yeni bir tane play butonu yapacağım. Bu dekor olunca gizlenir misin? İlk önce kopyasını çıkartalım. Olaylar. Görünümden gizleni alalım. Olaylardan da dekor bilmem ne olunca yani bu dördüncü dekorumuz galiba. Pardon, beşinci dekorumuz. Özür dilerim. Beşinci dekor olunca gizlenmeni istiyorum. Bakalım play butonlarımız. Evet burada iki tane oldu. Bu bundan kaynaklı. Bunu ben aldırış etmeyeceğim şimdi. Tekrar düzelteceğim. Evet yok oldu. Şimdi play butonumuz burada. Şimdi tekrardan o kısma geleceğim. Bakalım hangisi de görünüyor. Bizim hatamız hangi butonda? Bunda. Kaçıncı dekor? Üçüncü dekor. Dördüncü olması lazım. Pardon. Dördüncü dekor olması lazım. Hemen buluyorum abim. Dekor kaç olunca? Bundan bir önceki dekor olunca görünümden gizlen. Şimdi benim yaptıklarımdan fazla anlamayabilirsiniz. O yüzden bir önceki videoyu koyacağım sağ üstteki kartlara. Ya da o şey videonun sonuna koyarım. Oradan izlersiniz. Orada daha iyi anlarsınız. Biraz daha ayrıntısını anlattım orada. Şimdi bunu yaptım. Bakalım olacak mı hatamız? Düzeldi mi? Evet, hala düzelmedi. Kaçıncı dekor acaba? Pardon. Çok yanlış yapmışız. Bu özür dilerim. Dekor olunca
Ah. Tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi hata düzeldi. Adamın çok yanlış bir şey yaptım. Orayı keserim herhalde. Tamam, şimdi buraya geldik. Burada play butonumuzu saklayacağız. Bizim play butonu nerede? Bu 5. buton. Biz ne yapmışız abicim? Olaylar diyelim. Buton demişim. Dekorumuz sonuncu olunca görünmeni istiyorum senden. Görünümden görün diyorum. Tamam. Şimdi tekrar deniyoruz. Play butonumuz. Tıkla. Yine tıklıyorum. Bakın burada. Şimdi bunu aslında güzel bir yere saklamam lazım bu sefer. Çünkü zorlaşıyor gitgide. Nereye saklayabiliriz bunu? Nereye saklasak? Birazcık daha rengin uyuşacağı yere saklayabiliriz aslında. Şu an aslında renklerin çok zıt olduğunu fark ettim. Güzel bir renk seçememişim. Peki play butonunu şöyle bir şey yapsak. Rengini açmamız mümkün mü? Evet, bayağı açtık bu arada rengini. Açtık da biz yanlış yaptık ki, koyulaştırmamız lazımdı ya. Şöyle yapmamız lazım aslında bizim. Evet, teknikten koyu yaptık. Şuraya koyabiliriz aslında ya. Fazla bir fark olmayacak ama şöyle yapıp şöyle yapsak. Ler diyelim, bu kukla tıklanıncaya geleceğiz şimdi. Olaylar bu kukla tıklanınca görünümden gizlen diyorum. Hatta pardon, ne gizleni? Şu dekoruna geç diyeceğim. Bu dekorun daha yenisini koymadım. Yeni dekor koyduktan sonra dekoruna geç diyeceğim. Tamam. Şimdi tekrardan başlıyoruz. Buna tıkladım, buna tıkladım. Tıklayamadım ha. Tıkladım. Evet, burada da vardır. Şuna da tıkladım. Olmadı. Neden? Çünkü kodumuzu yazmadık. Buradaki kodu şunu yapıyorum. Şöyle yapalım. Tekrar deneyelim bakalım olacak mı? Ha, oldu. Tamam, şimdi buradaki dekora geçtiğimde tekrar bunun gizlenmesini istiyorum yine. Dekor bilmem ne olunca gizlen. Bunu en sondaki yapıyorum. Tekrardan bakayım. Hatamız var mı? Hatamız var mı? Evet, mis gibi buraya kadar geliyor. Tekrardan bir tane buton yapıyorum. Kopyasını çıkart diyorum. Bu butonumuz bu 5. yerde görünecek abi. Bu da gitti. Bizim diğer bir butonumuz burada. Şunu kopyasını çıkart diyorum. Kopyasını çıkart. Şu gizleni artık görün de. Sonra sonuncuyu seçelim abim. En son attığımız. Evet. Bakıyorum tekrar olmuş mu? Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Play butonumuz burada. Bunu güzel bir yere saklayalım. Bence burası gayet güzel. Tam rengine uygun biraz. Evet. Bundan sonra tekrar bu butona tıklayınca yapacağız. Bu kukla tıklanınca şunları biraz üste taşıyalım. Görüntü bozukluğu olmasın. Kızı daha rahat anlarsınız. Sırayla yaptım zaten. Evet, bu kukla tıklanınca diğer görünüme geçeceğiz. Diğer görünümde. Evet, bunu da yükledim. Şimdi bunu da büyüteceğiz. Yanlış oldu. Çok yanlış oldu ya. Geri gelir misiniz? Teşekkür ederim. Ya ciddi misin? Tamam, böyle oluyor. Bunu da tamamlayalım. Şimdi buna tıkladım, buna tıkladım, buna tıkladım. Sonra buna tıklıyorum. Tıklarınız tamam. Sonra buna tıkladım. Gitmedi. Neden? Çünkü yine komutlarımızı yazmadık. Komut tıklanınca, bu kuklaya tıklanınca ne oluyor? Nerede o? Görünümden en son dekorumuza geçelim. Bu arada resimler telif hakkına sahip galiba birkaç tanesi. Umarım telif yemem. Geçelim.
Tekrar deneyelim. Şimdi tıkladık. Tıklayamadım. Evet. Ama resminiz neden bu kadar küçük gözüküyor? Evet, resminiz biraz küçük gözüküyor. Bunu büyütemedim. Siz kendiniz yaparken yaparsınız diye umuyorum. Şimdi buradaki bunu yaptıktan sonra bunu buradan görmemesini sağlayacağız. Şimdi tekrardan yeni kopyasını çıkartıyorum. Evet. Şimdi bu kodu da yazdıktan sonra bunun da kopyasını çıkarttıktan sonra ne yapacağız? Olaylara geliyoruz. Dekorumuz bu olunca görünmesini istemiyorum. Çünkü burada görünüyor. Bu değil. Bu. Şimdi bunu da koydum. Bunu da kopyasını çıkarttım tekrardan. Şimdi ben bunun burada görünmesini istemiyorum. Bu kukla tıklanınca bir sonraki dekora geç olayını yapacağız. Bunu neredeysin abi? Neredesin abi? Şu an kafa gittim. Evet. Bir sonraki kılığa geç yaptık. Kılık demişim, pardon. Dekora geç. Bakıyorum tekrardan, tekrardan, tekrardan. Evet, bu ikinci. Bunu saklayacağım olacak. Şimdi bunu burada gizlemem lazım. Şunu gizleyeceğim. Olaylardan dekor bu olunca, yani son dekor olunca tekrardan gizlenmesini emrediyorum. Görünümden gizlenliyorum. Güzel. Şimdi tekrardan bakalım. Bu biraz uzun oluyor, kusura bakmayın ama yapacak bir şey yok. Üretici video. Evet, burada bir hata olmuş. Şunun hangisi olduğunu bilmiyorum ve evet, bir hata var abi burada. Ne hatası? Bu. Bunun kopyasını çıkarttığım için öyle oldu. Bak, tekrar göstereceğim hatayı anlamanız için. Evet, buraya tıkladım. Ha. Şimdi burada iki tane hata var. İki tane var. Nasıl oluyor bu? Ben bunun kopyasını çıkarttım. Buraya geldi. Peki burada niye gözüktü? Çünkü ben burada bunu gizlemeyi unuttum. Bu kaçıncı dekorumuz? En sondan bir önceki dekorumuz. O yüzden bunu yapacağım. Diyeceğim ki görün şu, aynen. Şunu değiştireceğim gençler. Bunu değişiyor. Bunu atıyorum abi. Gizlene getiriyorum bunu. Tekrardan diyelim bakalım hatamız düzeldi mi? Evet, bakın gördüğünüz gibi hatamız düzeldi. Tekrardan tıklıyorum buradaki play butonumuza. Şimdi de bu en sonki play butonumuzu saklayacağız. Şimdi bunun burada en sona görünmesini istiyorum. Bunun kopyasını çıkartıyorum. Şu gizlene atıp görünü getiriyorum. Sonra da en son olarak bu en son dekorumu seçiyorum. Şimdi burada tekrar görünecek bu. Tekrardan yapacağım. Bakalım hatamız da yok. Devam edelim. Evet, geldi. Play butonumuz buraya geldi. Şimdi play butonumuzu güzel bir yere saklayalım abi. Nereye saklayabiliriz bunu? Rengini açacağız. Şimdi rengini açayım ben bunun ilk önce. Daha güzel saklayabilmem için. Ama şu açık rengi seçiyorum ve açtım rengini. Evet, açtım. Bayağı açık oldu. Şimdi saklayalım. Nereye saklayabiliriz? Ben saklayabilecek bir yer bulamıyorum. Ben sırf öğretici olsun diye aşırı bir şey yapmadım yani. Aşırı bir simge seçmedim öğretici olsun diye. O yüzden siz daha güzel bir şey yaparsınız umuyorum. Daha önce ben bunun aynısını yapmıştım. Ama büftek saklıyorduk. Büftek vardı oyunda. YouTube butonu yerine. Şöyle koysak güzel herhalde. Tamam. Şimdi bunu da hallettik. Şimdi buna tıkladıktan sonra son dizemiz gelecek. Diyorum ki evet, yeni dekorumuzu koyduk. Burada reklam var ama umarım yine bir şey olmaz. Yani kötüleme amaçlı bir şey yapmıyoruz zaten. Umarım bir sıkıntı çıkmaz ya. Evet, bunu da büyütüyoruz. Lütfen bana telif atmayın. Evet, bunu da hallettik. Bakalım olacak mı yine oyunumuz? Evet, play butonlara tıklıyoruz. Buna tıklayacağım. Tıklayacağım, olmayacak ama. Neden olmayacak? Çünkü ayarlamadım. Diyorum ki dekor, pardon, bu kukla tıklanınca görünümden son dekoruma geçmeni istiyorum. YouTube PNG kılın yok. Bir sonraki kılık değil, dekor ha. Dekorunu geç, en sondaki images dekoru. Bunu geç diyorum. Ve sonra da diyorum ki kopyasını çıkartıyorum. Bu görünü atıp gizleni koyuyorum. Ve images diyorum.
Pardon, bizden alacaktım. Ben şu an bir beyin fırtınası yaşadım ama orada çok değişik bir şey oldu. Evet. Buna tıklıyorum, 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 tekrar tıklıyorum, tekrar tıklıyoruz. Bulduk, yine tıklıyoruz. Evet, şimdi buraya yeni bir tane daha play butonu koyacağım. Kopyasını çıkart diyorum. Hatta bunun kopyasını çıkartmayalım da direkt şuradaki koyunun kopyasını çıkartalım. Evet, şimdi burada hatta öyle yapmayalım çünkü. Evet, şimdi tamam, buraya geldik. Şimdi bunun kopyasını çıkartacağım. Kopyasını çıkart dedim. Rengini değiştirelim ilk önce. Çünkü koyu yapmamız gerek biraz. Şöyle koyu yapalım değil mi? Evet, bu son fotoğrafımız olacak. Buna tıkladıktan sonra da tebrikler kazandınız bölümü çıkacak. Yapalım abim. Hemen bunu güzel bir yere koymak için dizler diyelim. Diyeceğim ki şu dekorda görünme. Asıl çünkü bunun kopyasını çıkarttık ya. Görünmek yerine bu dekorda gizlen diyorum. Şu dekorda da gizlenmek yerine görün diyorum. Çünkü kopyasını çıkartmıştık hani. Umarım anlamışsınızdır. Tekrardan yap diyoruz. Sonucumuzu zaten. Bunu da bulduk. Bunu da bulduk. Bunu da bulduk. Şimdi buna tıkladıktan sonra bu, hatta bunu güzel bir gizleyelim hatta biz şöyle. Nereye gizleyebiliriz? Tamam, şöyle gizledik abi. Hiç güzel bir yere gizleyemedik ama olsun. Şimdi buna da tıkladıktan sonra bizim tebrikler kazandınız yeri çıkması lazım. Onu da hemen yapalım abi. Şimdi yeni bir sahne daha oluşturalım ama buradan seçelim. Burada bir sürü sahne var bildiğiniz üzere. Üzerinden bir tane seçelim. Evet, yazamıyoruz. Neden yazamıyoruz? Evet, o çalıştırmayı durdurdu bir an Scratch 2'de anlamsız bir şekilde. Kaydoluyor muyuz? Çok güzel. 28. dakikadayız ama yüksek ihtimalle 20 dakika falan sürer. Ya da 15 falan. Bilmiyorum. Ama evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Galiba seçtiğim arka planda bir sıkıntı olabilir. Çünkü rengi habire kendinden değişip duruyordu. Habire çalışımı durdurdu, hatası veriyordu. Ondan dolayı bir şey olabilir. Güzel bir arka plan tekrar seçelim. Sparkling bu dekordu. Düzgün bir arka plan seçelim. Direkt düz bir şekilde. Bunu koyalım abi. Evet, şuradaki hatamızı da düzeltelim. Şeyi, dekoru değiştirdiğimiz için böyle bir dekor yok artık. Purple dekorumuz var. Mutlaka tıklanınca da purple dekoruna geç dedim. Şimdi tekrardan başlayalım. Herhangi bir hatamız var mı oyunda? Tekrar bakalım son olarak. Herhangi bir hatamız yok. Bazen ben de unutuyorum yerlerini. Evet, herhangi bir hatamız yok. Burada da oyun bitiş ekranı var. Oyun bitme ekranında ne yapacağız peki? Hemen buraya çift tıklıyorum sahnelere. Sonra dekorlar diyorum. Burada Purple'a yazı yazıyorum abi. Tebrikler, oyunu kazandınız gibisinden. Evet, büyük harfleri aldığımız için iyi harflerini kabul etmiyor. Şurayı da öyle yapalım. Evet. Bazı harfler yazılmıyor. Ş, yumuşak G, Ç ya da İ harfi. Mesela İ harfi büyük yazılmıyor. Küçük yazılabiliyor. Küçük de I harfi yazılmıyor. İngilizce programı olduğu için yüksek ihtimalle ondan dolayı. Ama farklı dilleri var. Şimdi ben size buradan programın dilini nasıl değiştireceğim onu göstereceğim. Şimdi şu kısma geliyorsunuz gençler. Burada bir sürü dil var. Şu kısma mouse tuttuktan sonra tıklamanıza gerek yok. Mouse tutuyorsunuz ve burada Türkçe var. Türkçe'ye tıklayıp dilini değiştirebiliyorsunuz. Yüksek ihtimalle sizinki İngilizce olacaktır. Evet, buraya kadardı.
Bence güzel oldu oyunumuz. İstersen son bir kere oynayalım. Info butonumuza tıklıyoruz buradan bilgimizi alıyoruz. Sonra oyun butonuna tıklıyoruz. Butonları buluyoruz. Gayet kolay oldu biraz. Evet, oyunumuz bitiyor sonra. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.